TUS'a Topkapı Şube'den herkese merhaba. 2024 Mart TUS'u geride kaldı. Biz de şampiyonlarımızla bir soru cevap etkinliği yapacağız. Kendilerine bu süreçte yaşadıkları zorluklarla ilgili bazı eğlenceli sorular hazırladık. Daha önce onlara göstermedik ki bu verecekleri cevapların heyecanını hep beraber yaşayalım istiyoruz. İsterseniz sizi tanıyarak başlayalım. Tabii. Ben Doktor Elif Ayşe Aydoğdu. İstanbul Tıp Fakültesi 2022 mezunuyum. 2024 Mart TUS'unda klinikte ikinci oldum. Merhabalar, ben de Doktor Elif Yüksel. İstanbul Tıp Fakültesi'nden 2023'te mezun oldum. Mart 2024 TUS'unda da Türkiye üçüncüsü oldum klinikte. Hazırsanız başlıyorum. Başlayalım. Hadi bakalım. Elif Ayşe, ilk sorum sana. Biyokimyayı bize üç kelimeyle anlatır mısın? Üç cümleyle anlatabilirim. Olur. İlk başta zor. Öğrenince eğlenceli, tamamen farklı bir dünya. Zor, eğlenceli ve farklı bir dünya. Aynı soruyu kadın doğum için sana soracağım Elif. Risk faktörleri, komplikasyonlar ve doğum şekilleri. Doğum şekilleri, tamam güzel. Devam ediyorum. Biraz obstetri ağırlıklı gittin. Yapamıyordum ondan. Tamam. Sendeyim Elif. Günde kaç kahve? Birle başladım. Bir fincanla başladım. En son 3-4'e kadar çıktı. Yani bu ya bazen çok kahve tüketen arkadaşlar oluyor. Cevabı gerçekten merak ediyorlar. Senin nasıldı Elif Ayşe? Yani net bir şey olmamakla beraber sabah bir kahve, akşam bir kahve içiyordum ama çok yorgunsam 3'e de çıkıyordum. 3'e de çıkıyordum. Bence 2 de ideal yani ama yani TUS çalışacağız diye sağlığımızdan da olmamak lazım. Çok abartmayalım dozları. Aralarda böyle çayla kahveleri destekleyebiliriz. Elif Ayşe seninle devam ediyorum. Olmazsa olmaz soru kitabın. Olmazsa olmaz benim için denemeler, pretüs denemeleriydi. Her şekilde faydalandım. Hı hı. Onu söyleyebilirim. Aynı soruyu sana da sorayım Elif. Tüm TUS çıkmışları. Tüm TUS çıkmışları. Benim için de nacizane TTS'ler, tüm TUS çıkmışları. Çünkü bu bizim yol haritamız aslında. Önce onlarla başlamalıyız ama sonrasında bol soru çözmek için Milli TUS'lar, klinisyenler, vaka sorularımızı, yine denemelerimizi kullanabilirsiniz. Devam ediyorum. Soruyu değiştiriyorum Elif. TUS için favori soru kitabın neydi? Vaka soruları serisi. Özellikle klinikteki dahiliye, pediatri ve enfeksiyon hastalıkları. Hı hı. Genel cerrahi de yetiştiremedim. Onu da çözebilseydim. Daha güzel olurdu. Elif Ayşe sana sormayacağım. Çünkü denemeler diyeceğini biliyorum artık. özellikle sen bu pretusları bölüp parça parça deneme olarak da çözmüşsün sanırım. Öyle bir haftada normal deneme şeklinde çözüyordum hem kendimi görmek için hem de o 11 derste bir şeyleri hakimiyeti sağlamak için günde 2 ders denemesi şeklinde açıklamalı olarak ilerliyordum. Biz de aslında sizlerden aldığımız geri bildirimlerle yeni 24 deneme serileri çıkardık her branştan. Açıklamalarıyla beraber 24 denemelerimiz var. Umarım yine bu da sizlere faydalı olur. Devam ediyorum. Elif Ayşe sendeyiz. Herkesten farklı olarak başarmak için yaptığın sence bir şey var mıydı? Yani herkesten farklı olarak kısmını bilmiyorum ama şu şekilde zaman yönetimi de çok önemli TUS'ta. Hı hı. İstifamdan sonra zaman yönetimini yapmaya çalıştım. Hı hı. Kesinlikle insan hayatı planlandığı gibi gitmeyebiliyor. Hı hı hı. Ama mesela planlandığı gibi gitmediğinde de daha da az süre kaldığında yeni bir plan yaparak uyum sağlamaya çalıştım bu sürece. Hı hı. Bunu söyleyebilirim. Bir de daha deminki gibi denemelerden fazlasıyla farklı şekillerde faydalandığımı söyleyebilirim. Elif senle devam ediyorum. Ne kadar ve nasıl sosyal medya kullandın? Şöyle esas çalışmaya başladığımda Instagram'ı zaten kapamıştım. Hiç kullanmadım. İşte Telegram gruplarını biraz kullanıyordum. O da TUS için açıkçası. Bu şekilde yani telefon ekran süremi bayağı bir düşürdüm. Bayağı bir düşürdün. Ya bu süre bence çok önemli çünkü sosyal medya artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası gibi ve bazen normalden çok daha fazla vakit geçiriyoruz. O yüzden Elif sana da soracağım. Senin nasıldı sosyal medyayla aran?
Ben bu konuda biraz şanslıydım açıkçası. Sosyal medyayla, teknolojiyle o kadar aram olmadığı için zaten sosyal medyam yoktu. Kapatmam gerekmedi. Kendime tabii ki vakit ayırdım iletişim olarak falan olsun ama dersten sonra onun da ayrı bir zamanı vardı. Ders çalışırken araya girmedi yani. Anladım. Gerçekten şanslıymışsın açıkçası. Benim şöyle bir önerim olacak nacizane. Şimdi 4. 5. sınıftayken henüz tam daha böyle tuz sürecimiz başlamadı. Veya işte 5. sınıfta yavaş yavaş ısınıyoruz. Bu süreçte Instagram'da sosyal medya adreslerimiz var. Her branşın kendi adında. Örneğin işte Tutsata Kadın Doğum gibi. Instagram'dan bunları kontrol edebilirsiniz, takip edebilirsiniz. İşte yolda, metroda, otobüste, fakültede, boş zamanlarınızda faydalanabilirsiniz. Yine Tutsata mobil uygulamamız var. İçerisinde bence her şey var artık TUS için. O yüzden oradan faydalanabilirsiniz ama sınav öncesi son dönemde ben de sosyal medyanın kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü inanılmaz bir bilgi kirliliği oluyor. Bundan bizim uzak durmamız lazım. Zihnimizin berrak olması lazım ve tüm enerjimizi TUS'a harcamamız lazım diye düşünüyorum. Elif Ayşe, seninle devam ediyorum. Dönem 3'teyim ve ben de senin gibi ileride başarılı olmak istiyorum. Bana tavsiyen ne olur? Tavsiyem şu şekilde. Ya TUS'un olacağını bir hep akılda tutmak gerekiyor. Evet, komite dersleri, fakülteler zor geçebiliyor, zor sınavlar atlatılabiliyor. Ama öğrendiğinizi ileride TUS'ta da kullanmanız gerektiği bilinciyle eğer arkadaşlarımız yola çıkarsa bence daha faydalı olur. Ben de bu bilinç yoktu. Naçizane bunu önerebilirim. Elif, senin de cevabını çok merak ediyorum. Tabii ki. Her şeyden önce iyi bir hekim olabilmek için tıp fakültesinde her şeyi adım adım öğreniyoruz. Temelle başlıyoruz. Üstüne klinikte işte koya koya ilerlediğimiz için ilk başta temeli sağlam atmak gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hani her şeyi senesi senesinde, komitesi komitesinde öğrenilmesi gerekiyor. Bu şekilde. Ben de cevap vereyim. Üçüncü sınıftaki arkadaşlara mesaj olarak, arkadaşlar gezin. Yani şu an için, tıp süreci için çok çok erken bir zamandasınız. Hayatın tadını çıkarın. Klinik bilimlere başladığınızda, stajlarda zaten farklı bir dünyayla karşılaşacaksınız. Ama dördüncü sınıftan itibaren bence büyük stajlarla beraber yavaş yavaş bu sürece ısınmak lazım. TUS için söyleyeceksek yine beşinci sınıfta da canlı derslerle bu süreci yürütmek lazım diye düşünüyorum. Yine iki Elif'in de söylediğine katılıyorum. İyi bir patofizyoloji bilgisi bize ileride çok çok faydalı sağlayacaktır. Elif, seninle devam ediyorum. Bu soru Hamza'dan size bir sürpriz aslında. Psoriyaz lezyonlarının iyileşmesinden sonra kalan hipopigmente lezyonlara ne isim verilir diye sana bir spot sorusu var. Özel isim mi? Özel isim. Dermatolojiden geldi. hatırlayamadım. Hatırlayamadın. Sen hatırlıyor musun Elif Ayşe? Düşünüyorum ama. Tekrar ediyorum. Psoriyaz lezyonlarının iyileşmesinden sonra kalan hipopigmente lezyonlara ne ad verilir? Ben de hatırlayamadım. Hatırlayamadın. Ben de cevabı Hamza'dan öğrendim. Bildiğimi sakın düşünmeyin. Voronov halkası deniyormuş. Hazır yeri gelmişken tercihlerinizi de sorayım. Yani ben büyük ihtimalle dermatoloji ya da psikiyatri düşünüyorsun. O zaman Voronov halkasıyla meslek hayatında muhtemelen karşılaşırsın. Elif, senin tercihlerin? Ben kardiyoloji istiyorum ama biraz da kafam karıştı. Benim de dermatoloji olabilir. Tercih sürecinde araştıracağım diye düşünüyorsunuz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Yine aslında bu soru şöyle bir mesaj da içeriyor. Biz bu TUS sürecinde her şeyi bilmek zorunda değiliz. Sonuçta bu mümkün değil. Birçok yanlış yapacağız. Yanlış yapmaktan korkmayacağız. Ama herkesin de doğru yaptığı basit ve orta zorluktaki soruların hepsini de doğru yapacağız. Devam ediyorum. Elif, bu sorum sana. En sık bilateral görülen malign germücele over tümörü. En sık. Bu da benden sana hediye olsun. Görülen malign. Malign bilateral germücele over tümörü. Diskerminom. Sence Elif? Diskerminom. Bu doğru geldi. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür. Demek ki Hamza'dan daha kolay soru soruyorum. Daha böyle iyi niyetli soru sordum. Devam. Tebrik ediyorum ikinizi. Bence zor bir bilgiydi bu da bu arada. Elif, sendeyim. İtiraf et. Kaç tekrar yaptın?
Şöyle benim tekrarlarım uzun sürüyordu. Ayrıntılı çalışıyordum. O yüzden tekrar sayısı az gibi gelebilir. Hani 2-3 tekrar yaptım ama bir tekrarımda 2-3 tekrarmış gibi yapıyordum. Hı hı. Totalde 2 olsa da hani aslı 6-7 gibidir. 6-7'ye denktir. Anladım. Senin nasıldı Elif Ayşe? Benim de şu şekildeydi. Ben de yavaş ama verimli tekrarlar atan biriyim. Yani çalışma şeklim o şekildeydi. Temelde 2 diyebilirim. Klinikte bazı derslerde 3 diyebilirim. Burada şey söylemek istiyorum. Bazı insanların maalesef yeterli zamanı olmayabiliyor. Ben istifadan sonra çalıştığım için biraz kısıtlı bir zamanım vardı. Ama son tekrarımda bazı şeyleri yetiştiremedim. Açık konuşmak gerekirse. Yetiştiremediklerimi spotlardan kapatmaya çalıştım. Bu şekilde aşinalığımı kazanayım istedim. Bunu kesinlikle önerebilirim. Kısıtlı bir vakitleri varsa. Bu da süre kontrolü açısından önemli bir mesaj oldu. Elif Ayşe, seninle devam ediyorum. İlk çalıştıklarımı yavaş yavaş unutmaya başladım. Bu normal mi? Veya unutmamak için neler yapmalıyım? Bu çok normal. Yani fizyolojik bir süreç. Unutmayan hiç kimse yoktur diye düşünüyorum. Ben açıkçası şunu söyleyebilirim. Bir son tekrarımda yetiştiremediğim yerleri spotlardan kapatmaya çalıştım. Bir spottan baksanız bile ya çalıştığınız bilgileri çağrıştırıyor aslında o baktığınız spotlar. Bir de denemeleri bunun için kullandım. Atıyorum 20-30 gün önce dahiliye çalıştığınız yeni bilgiler öğrenirken onu hatırlamak biraz zor gelebilir. Ama siz iyi hazırlanmış bir soruyu gördüğünüzde o seçeneklerden de birçok şeyi, birçok bilgiyi hatırlatıyor. Kesinlikle bir denemeyi, bir de spotları o konuda öneririm. Hiç yoksa ya günde 2-3 deneme çözmek bile o fizyolojik unutmayı olabildiğince azaltıyor. Evet, bu da yine bence önemli yine bir mesaj. Yine de kaçınılmaz. Unutma gayet normal. Evet, Elif, seninle devam ediyorum. Bu sefer dönem 4'lere tavsiye sorusu geldi. Tabii ben kendim de yaptığım bir şey tavsiye etmek isterim. Ben dönem 4'teyken online uygulamadan açılan büyük stajlar videolarını dinlemiştim. Kadın doğum, pediatri, genel cerrahi ve dahiliye. Bu sayede zaten beşin başına başladığımda kliniğim yani kısmen iyi olarak başladım. Ve daha kalıcı oldu bilgilerim. Hani tavsiyem olur. O videoları izlemek çok bir şey katıyor. Ya burada aslında şöyle bir mesaj verebiliriz. Biraz böyle erken kalkan, erken başlayan yol almış oluyor. Bu açıdan ben de önemli olduğunu düşünüyorum. Dördüncü sınıfı büyük stajları halletmek açısından. En azından bir aşinalıkla başlamak çok daha önemli. Son sorum. Elif Ayşe, sendeyim. TUS sürecinde hangi soru bankalarını çözdün? TUS sürecinde şu şekilde klinikten tüm TUS sorularını ve vaka sorularını çözmeye çalıştım. Çoğu dersten ama maalesef yetiştiremedim sürem kısıtlı olduğu için. Daha çok konu odaklı öğrenen biri olduğumdan konu çalışmaya yöneldim. Bol bol deneme sorusu. Bol bol deneme. Bu herhalde yayında dördüncü veya beşinci kez deneme dediğin oldu. Artık umarım gereken mesaj gereken yerlere gitmiştir. Denemeler önemli. Sana da soralım. Elif, yayını kapatalım. Tüm TUS soruları, MediTUS serisi, özellikle temelleri oradan çözdüm. Bir de vaka soruları. Ben de Elif gibi bu arada sık sık deneme çözdüm. Tamam. Yayını kapatmadan var mı arkadaşlara son bir mesajınız? Şöyle, yani zorlu bir süreç, sabır isteyen, azim isteyen bir süreç. Hepimiz aynı yollardan geçiyoruz. Hani dediğiniz gibi erken kalkan yol alır. Bunun bilincinde de vararak herkesin inandığı şeyi yapabileceğine inanıyorum. Elif, senden de son bir mesaj alalım. Umutsuzluğa kapılmasınlar. Zorlu bir süreç. Birden hiçbir şey olmuyor. Adım adım, gıdım gıdım olabilir. Ellerinden geleni yapsınlar. Elinden geleni yapınca insan yani sınava da daha rahat giriyor, süreci de daha iyi yönetebiliyor. Ben bunu öneririm ve kendilerine vakit ayırmayı bence kesinlikle ihmal etmesinler. Uzun soluklu bir süreç çünkü. Benim de son mesajım arkadaşlar, her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizler için varız. Umarım her şey gönlünüzce olur. Çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin ve her şey hayallerinizdeki gibi olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Thank you.
Evet. Tebrik ederiz arkadaşlar. Başarılarınız daim olsun. Hoşçakalın.